güzel düzenlenmiş bir bahçe. Yalnız bakım, iyi bir bakım yapılmamış. Amatör bakımlar yapılmış. Ve bu da yansıyor bahçenin görüntüsüne. Tabii ki sorunları olduğu için bizim için bir fırsat, bunları size tek tek gösterme adına iyi. Ama bahçenin güzelliğine baktığınız zaman ve içindeki sorunları gördüğünüz zaman siz de üzüleceksiniz. Çünkü çok aşırı derecede sorunlar var. İlk etapta neleri görüyoruz? Düzgün bir bakım yapılmadığı için bu. Tabii ki. Tabii düzgün ve bilinçsiz. En önemlisi de bilinçsiz. Çimlerin boş olup yabancı otların olduğunu görüyoruz burada mesela. Evet. Şimdi biz bahçe severlere neyi anlatacağız? Çim bir bahçenin içerisindeyiz ve neler var burada? Çimler var. Etrafta çiçekler var. İşte sardunyalar var, güller var. Bazı bölgelerde meyve ağaçları var. Aynen. Tek tek ele aldığımız zaman bu bitkileri ve çimi, her şeyi, her gideceğimiz noktada sorun göreceksiniz. Çünkü hepsinde de sorun var. Şimdi ne dedik? Daha önceki programlarımızda da ki yaptık. Çim bakımı yapılırken bazı hususlar çok önemliydi. Neler önemliydi? Kullanacağımız çim makinesi önemli. Çim makinesinin, bıçağının sürekli bilinmesi gerekiyor. Bakımlı olması gerekiyor. Çünkü kör bir bıçak ne yapacak? Zarar verir. Çimi parçalayacak. Çimleri parçalayacak. Çimleri parçaladığı zaman da direkt mantar hastalığı, başka böcekler, her türlü sorun çıkacak. Artık görüntü çok hoş olmayacak. Evet, sağlıklı bir çim olmayacak. Hatta çok aşırı derecede çimleri parçalarsa ne olur? O bölgede çimler kurur ve onun yerine ot çıkar. Ki buradaki en büyük sorun da bu ot. Ondan mı? Onları da anlatalım. Onları da anlatalım. Neden bu otlar? Ot olayı aslında çimin ekim baştan döneminden başlıyor. Evet, biz ne yaptık? Daha önce durduk bizim peyzajlarımızla. Bahçedeki bütün otları temizledik. Ama ne yaptık? Evet. Yani ot ilacı kullanmadık. Yok yok. İstemedik. Çünkü sistematik bir ilaçtır. İstemedik. Ama ne yaptık? Oradaki otları söktük. Tek tek tohumuna kadar. Hatta çiçeği, çayırların soğanına kadar hep temizledik. Evet. Ki gelmesin. Şeyi iyi seçtik. Kullanacağımız toprak. Toprak, çim, tohumlar. O da önemli. O da önemli tabii. Toprakta humuslu bir toprak ve kompostudan karıştırdık. Eski de gübre kullandıydık değil mi? Çok doğru. Evet. Eski bir gübre kullandık. Gübre yıllanmış değilse oradan gelecek olan ot çok aşırı olur. Evet. Yani gübrenin içinde olan tohumlar zaten ne kadar temizlesen oradan tekrar çıkacak zaten. Aynen öyle. Yani o yüzden başından itibaren buna dikkat edilmesi gerekir. Evet. Kullanılacak tohumun kaliteli olması gerekir ve yerine göre, bölgeye göre, bahçeye göre tohum seçilmesi lazım. Güneşli ise TQ, ne dedik, güneşe dayanıklı bir çim. Yarı gölge, zaman zaman güneş alıyorsa, zaman zaman gölge alıyorsa üçlü karışım, işte festuka, lölyum, bermuda üçlü karışım kullanılabilir. Gölge yeri ise de direkt lölyum en önemlisidir. Bu bahçede her üç şekilde de görebiliriz. Yani gölge olan bölüm. Hepsi var. Evet. Güneşli olan bölüm var. Evet. Hepsi var. Bunu da göstereceğiz bahçe severlere. Tabii bunları yaptıktan sonra, tohumu da ettikten sonra, tohum da dedik. Yani kaliteli bir tohum seçilmezse o tohumun içerisinde ot tohumları var. Onun da zararı var. Yani kaliteli bir tohum değil, bazı tohumlar bulursunuz, alırsınız. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ki direkt şeyin tohumu olsun. Çimin tohumu olsun. İçinde ot tohumu olmasın. O da direkt taşıyacaktır. Yani. Daha sonra bakım. Sulamasıdır. Timerli sistemi kullanın. Yani sulama sistemi yaparken timer sistemine dikkat edin. Çünkü öyle bir avantajımız var. İstediğimiz saat sulamamızı yaparız. Her gün aynı saatte. Sabah aynı saatte. Aynı saatte olması çok önemli. Sabah olması çok önemli. Gece sulanmaması gerekir. Çünkü gece sulandığı zaman ne olur? Bakteriler ürer. Evet. Ve hastalıklar oluşur. Hastalıklar oluştuğu zaman da kuruyan ve dağılan çimlerin yerine hemen otlar çıkar. Yanlışlıklar yapılsa bile hemen müdahale yapılması lazım. Evet. Hemen müdahale yapılması lazım. Mesela burada bir mantar hastalığı oldu. Oraya hemen müdahale kazılıp temizlenip ya toprak, tohum gerekirse atılması lazım ki
hemen ot çıkmasına müsaade edilmesin. Aynen. Buraya şimdi yani yapacağımız ne? Burada biz göstereceğiz. Bu otla nasıl mücadele edeceğiz? Neler yapmamız gerekir? Onları evet. göstereceğiz. Ben şeye devam ediyorum. Hala daha iyi bir çim olması için neler gerekir? Onları anlatmaya devam ediyorum. Ayrıca çimimizi sık biçmemiz gerekiyor. Sık sık. Yani özellikle yaz dönemi, bahar dönemi çim 3 numara, 4 numara bunun sık arasında. Sık derken yani belirli. Yani 5 günde, 5 günde çim biçilmesi lazım. Kış zamanı da gerektikçe ama biçilmesi lazım. Yani bazen ne olur? İşte çim bırakılır kış dönemi. Nasıl olmasa hiç gerek yok. Yavaş büyür çim. Bu sefer ne olur? O çimin arasına ot da çıkmaya başlar. Aslında otlar biçildik sonra kurur, evet. gider. Yabancı otlarla mücadele başından, ne zaman söylediğiniz gibi en baştan yapılır. En doğal yöntem. En doğal yöntem. Çünkü başından otun bahçeye girmesine izin vermezsen ne olur? Otla mücadele etmen gerekmez. Evet. Yani tabii ot girdikten sonra da doğal yöntemler var. Ama küçük bir bahçeyse tamam, sıkıntı yok. Ama böyle büyük bir bahçeyse ve daha da büyük bir bahçeyse sıkıntı var. Sıkıntı çok olur, doğal evet. yöntemlerle mücadele edemeyeceksin. Bir yerden sonra artık eziyete dönecek o iş. Ne yapacaksın? İlaç kullanmak zorunda kalacaksın. Ki sizin hiç tavsiye etmediğiniz bir şey yok. Aynen öyle. Ama kullandığın ilaç da tabii ot ilacı olduğu için sistematik olacak. Tabii. Gerçekten çok dikkat edilmesi gerekir. Doğal yöntemler dedik. Burada önemli olan bu işlemi yaparken nemli olması. Yani toprağın nemli olmasına bir kere dikkat edilmesi lazım. Otun daha Neden? Kolay çıkması için. Otun daha kolay yerden çıkması için. Yani baktığın zaman böyle, çektiğin zaman bu çıkıyor zaten. Çıkarken de sadece şey değil ama kökten çıkması gerekiyor. Önemli olan da olur zaten. Tabii. Yani yoksa tekrar çim kesmiş gibi bir şey olur. Ha çok genişse, yani ot çok genişse bunu kökten almanın yolu yine toprağınla birlikte alabilirsin bu ot sökücüyle. Kazdıktan sonra zaten bir nevi de havalandırma yapmış olursun zaten. Bakın. Yani böyle otun alınması lazım köküyle. Direkt köküyle alınması lazım. Üstten alındığı zaman zaten birkaç gün evet, sonra o kökler yine... Orada daha da. Ama bu işlemi yaparken de çimlere de zarar vermemeye çalışacağız. Buna da dikkat etmemiz lazım. Bakın burada ot köküyle beraber geliyor. Bu bir yöntem. Tek tek bahçeye gireceksin, uğraşacaksın, temizleyeceksin. Zorlu bir yöntem, yorucu bir yöntem ama ille de bunu bir günde yapman gerekmez. Çünkü zaten bu otlar bir günde oluşmaz, zamanla oluşur. Yani. Önemli olan başından itibaren bu işlemi yapmak. İkinci yöntem ilaçlama. Evet. Şimdi ot ilacı var. Biz bahçeseverlere bu ilaçlamayı yaparken nelere dikkat etmesini göstereceğiz. Hem anlatacağız hem göstereceğiz. Nasıl bir şey kullanıyoruz orada? Geniş yapraklı otları öldüren, geniş yapraklı otları öldüren, ince yapraklılara da dokunmayan bir ilaç. Bahçeseverlerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri, ilaçlama yaparken, ot ilaçlaması çimin içinde yaparken doğrudan her tarafa yapması. Yani evet. sağlıklı bir çim bölge çünkü her tarafta ot yok. Bazı yerlerde ot var. O yüzden ilaçlamayı yaparken sadece otlara ilaçlama yapalım. Tüm çime değil. Hedefimiz geniş yapraklılar olacak. Aynen öyle. Direkt bütün toprağı olacak. İlaçlamaya çünkü aşırı derecede bir ilaçlama yapıldığı zaman çim sararmaya başlar evet. zaten. Gerek yok bunu yapmaya. Sadece otların olduğu yere ilaçlama yapalım. Tamam. Bunu bir bahçe severlere gösterelim Ömür. Tamam o zaman ben gözlüğümü, maskemi alayım. Hazırlanalım ve başlayalım. Şimdi zaten uygulamayı yaparken göreceksiniz. İlaçlamayı yaptığımız yerler sadece otların olduğu yerler ve bu ilaçlama yapıldıktan sonra sulama yapılmayacak. Yani belirli bir dönem sulama yapılmayacak ki bu ilaç etkisini göstersin. Evet. Şimdi dediğiniz gibi geniş yapraklılara hedef alıp bu yoğun olan bölgelerde biraz bu şekilde yapabiliriz. Bak burada mesela.
yoğun olan bölgelerde tabii bu şekilde de yapabiliriz. Biraz. Bahçe severlerin bilmesi gereken bir konu da ilaçlama yaparken bitkilerin olduğu yerlere çok yaklaşılmayacak. Yani bir taraftan otları kurutalım, öldürelim derken bahçede mevcut olan bitkilerimize zarar vermememiz gerekir. Buna dikkat edelim. Ve ilaçlama yapıldıktan sonra işte geliyor bahçe sahipleri diyorlar ki ben attım ot ilacını çimin içerisine ama bir işe yaramadı. Ya sulamıştır erken erken hemen, ona dikkat edin az önce söylediğim gibi. Ve zamanı verin, belirli bir zaman olması lazım. Çünkü ilaç sistematik olduğu için en az 5-10 gün geçmesi lazım o işe yaramaya başlaması için. 5-10 gün sulama yapma işe yani yoksa... Yapılmaması lazım. Yapılmaması lazım. Yapıldığı anda zaten bütün emekler boşa gider. Peki susuz kalması bir şey değil. Yani çime... Yani çok uzun zaman değil. Ama hemen çimin, çimin içindeki otun kururkenden tekrar sulama yapılması gerekir. Ha yapıldı, bak görüldü ki yani çok başladı ağır ağır yavaş yavaş kurumaya. Gerekirse bir müdahale daha yapılabilir, bir ilaçlama daha yapılabilir. İlaçlama tekrar yapılabilir. Tekrar yapılabilir. Yeter ki yani işte bunun için tekrar yapılabilir. Senin dediğin açısından. Uzun zaman çim susuz kalmasın diye bir an önce o otu temizlememiz gerekir. Tabii çimin içinde. Bunu yaptıktan sonra tabii uygulamamızı yaptık. Çimi kuruttuk. Temizledik, tırmıkladık. Çim kuruduktan, ot kuruduktan sonra o otu da çimin içinde almak için gereken tırmıklamayı yaptıktan sonra boşluklara, kelleşen yerlere tohum atmamız gerekiyor. Burada tabii ki burada zaten öyle bir şansımız olacak bugün. Göstereceğiz. Otun ve mantar hastalıkların oluşturduğu boşluklarda ekeceğiz bugün, çim ekeceğiz ve o işlemi de yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini göstereceğiz. Ne dedik? Çimin biçmesi, sık sık biçilmesi önemlidir. Diğer bir konu da kenarlar. Aslında zararlıların en fazla saklandığı yerler kenarlar. Zararlılar derken böceklerden, kurtlardan bahsederiz. Başka neler var? Selengozlar var. Evet. Yani birkaç tane buralarda... Buralarda birkaç tane var. Bunlar için de doğal yöntem de kullanabiliriz. Salyangoz tuzakları var. Onların içine işte şekerli su veya bira konur. Gelir o suyun içinde boğulurlar. Bu bir yöntem. Bira koyduğunuz zaman onları çeker. Çeker. Bira çeker. Bunun yanında olmadı. İlaç kullanılacak tekrar. Yani palet ilaçlar vardır salyangoz. Onlar sağa sola atılır ve bunlardan kurtulur. Bu da çime çok zarar verir. Buna da dikkat etmek lazım. Ve mantar. Özellikle Avustralya kekiği geniş yapraklı olduğu için ve yüksek bir çim olduğu için sürekli altında nemli kaldığından dolayı mantar hastalığı oluşur. Oluşur. İllaki oluşur. Ne yapılır? Üçlü karışım denen işte böcek ilacıdır, mantar ilacıdır ve vitamin. Üçünü karıştırıp belirli dönemlerde sulama yaptıktan sonra bu atılır. Ve konumuza dönecek olursak kenarlar dedik, evet. Kaldı. Kenarları kesmeye çok dikkat edeceğiz. Çünkü kenarlar, çim kenarların, zararlıların en fazla saklandığı, yerleştiği yerlerdir. Yani makinenin yetişemeyeceği yerler. Bu sefer uzun evet. Kalır. Ne yapacağız? Kenarlar kesilecek. Biraz sonra orada hem çim makinesiyle hem kenar kesme makinesiyle bahçenin büyüklüğüne göre, yapacağınız işe göre alet seçebilirsiniz. Çok basit, küçük bir bahçeniz varsa çim kenarı makası, daha büyük bir bahçe ise daha pratik şarjlı kenar kesme makinesi kullanılabilir. Daha da büyük bir bahçe ise elektrikli veya benzinli kenar kesme makinesi. Bunları hep bugün göstereceğiz, anlatacağız. Kenarın, bir çim kenarının önemini de çok duracağız, üzerinde çok duracağız çünkü en fazla sorunların geldiği yerler kenarlar. Bilmeyen insanlar da diyor ki kenar pek bir şey değil. Yani ortayı çimi biçer, temizler, bakımını yapar. Ama kenar durduğu zaman bu sefer o yaptığımız bakım yine boşa gider. Boşa gider. Ne dedik? Üçlü karışımı ilaç bombasının içerisine koyup suladıktan sonra atabiliriz.
Bunun yanında gübreler vardır ki kullanabiliriz. Bunları da yine gübre dağıtıcının içerisinde bugün bunları da göstereceğiz. Toz olan bu zaten, onu ilaç pompasının içine. Evet. Granül olanlar da işte gübre dağıtıcılarla veya elde atılabilir. Elde dağıtılır ama onlar işte hem daha orantılı hem daha hızlı. Şimdi diğer tarafa geçip bir kenar kesimi göstereceğiz. Tabii. Nasıl bir uygulama yapılacağını göstereceğiz. Bahçe severler. Çim kesimi yaptık. Çim kenarlarının kesiminin öneminden bahsettik. Zararların orada biriktiğini ve buna çok dikkat etmemiz gerektiğini. Misinalı tırpanla, motorlu tırpanla önce bir kesim yaptık. Şimdi de normal makasla, çim kenarı makasla Ömür bize çim kenarının kesimini gösterecek. Bu küçük yerlerde ideal, çok rahat kesebiliriz. Alan büyüdük sonra çim kenar kesme makinesi akülü daha da büyük olduğu zaman misinalı tırpandan kesebiliriz. Bu kenarlar ne kadar temiz olursa o kadar iyi. Zaten bunu sen kesip attığın zaman içeriye önce kenardan başlamak çok iyi. Ondan sonra kenarı kestikten sonra çim makinesi bunu alır. Şimdi ben de bunu şeyle göstereyim. Kenar kesme makinesiyle, akülü kenar kesme makinesiyle göstereyim. Tabii ki bu daha pratik, daha kolay. Pratik ve hızlı olması bir güzel, bir de tehlike şeyine değinmek isterim ben. Çünkü birini fark ettim ben. Uzun olunca keserken tutarak kesmeye çalışır. Evet, yani kesinlikle Ömür'ün yani, söylemeye çalıştığı çimi tutup kesmeyiniz. Doğrudan yani makineyi kullanın. Yapmış olan çimleri tutarak kesmeye çalışır. Çok tehlikeli bir şey yani. Bunun sapı da var aslında. İstedikten sonra teleskopik sapı da takılır ve ayakta da kesilir. Şimdi ne yapıyoruz Ömür? Şimdi de bu boş olan yerlere, bazı bölgelerimiz çökmüş veyahut da çim kaybedildi, o bölgelere nasıl çim tohumu ekilir onu göstereceğiz. Daha sonra da diğer alanlara, sorunlu alanlara geçelim. Yavaş yavaş geçeceğiz artık. Şimdi tekrar bir boş bir bölgeye geldik şimdi. Buraya çim takviyesi yapmamız lazım herhalde. Şimdi burada çok ot vardı. Yani ilaçlanmasıyla çözülecek bir konu değildi bu. Evet. Ne yaptık? Söktük. Söktük. Alt toprağımızı koyduk. Şimdi de tohuma geçeceğiz. Tabii. Yani ilk önce sökerik onları. Bir düzeltme yaparız. Evet. Ondan sonra çim takviyesi ve hazırladığımız toprak. Evet. Toprağı hazırladık biz zaten. Tohum kikiyü, çünkü mevcut tohum kikiyü olduğu için kikiyü kullanıyoruz ve ekimimizi yapacağız. Tohumu serperken yine daha önce söylediğimiz gibi dikkat edeceğiz, eşit bir şekilde her tarafa gitmesi gerekiyor.
ne dedik? Parmakların arasından. Çok aşırı tohum atmamamız gerekiyor. Eksik de olmaması gerekiyor. Zaten eksik tohum olduğu zaman çıkmayan tohumların yerine ot çıkacak. Devam ediyorum. Şimdi ben toprağa atmaya başlayabilirim orada. Tabii. O şekilde. Bitti zaten. Başlayalım. Bitti zaten. Toprağa geçebilir. Böyle hafifçe örtmesi lazım değil. Tabii ki. Çok hafif. 1-1,5 santim. Çok aşırı olursa gecikir veya çıkmaz. Ve toprağın öneminden bahsettik. Toprağı görüyorsunuz ne kadar kaliteli olduğunu. Yine yıllanmış gübre. İçerisinde kompost var. Güzel bir toprak. Bu neye yarayacak? Nemli tutacak yeri ve kısa bir sürede çim çıkacak ve çıktığı zaman da içindeki gübreden dolayı ve kompostun dolayı burada çıkacak olan çim sürekli yeşil olacak. İşlem tamam. Sulama kalır geriye. Fiske sistemini de açtığımız zaten burada otomatik fiske sistemi var. Fiske sistemi de açıldığı zaman zaten doğrudan sulanmış olacak. Burada yine geniş yapraklı otlar var. Yine bir ilaçlama gösterelim burada. Onu tamam. Da anlatalım. Daha fazla ot var ve yani diğer tarafa işte burada tam da anlatmak burada istediğimizi anlatacağız zaten. Görülüyor bu. Ben hazırlığımı yapayım. Evet. Güzel bir çim var. Otun çıkmadığı bir çim var. Burada da baya bir otlu bölge var. Biz otları ilaçlarken, geniş yapraklı otları ilaçlarken burada neye dikkat edeceğiz? Hiçbir zaman çime ilaç atmayacağız. Gerek yok. Sadece ve sadece otların çıktığı yere. Evet, ben geri durayım. Sen ilaçlamanı yap. Önemli olan ilaç bombasının içine koyduğumuz ilacın dozu değil, iyice yıkamak. Önemli olan o. Şimdi bu otlar çıkmaya başladığında müdahale edilse daha basit, yani çözülürdü bu. Yayılmazdı bu kadar herhalde. Evet, ilkten. Gördüğünüz gibi de ilaçlamayı, yani otun olmadığı yere yapmıyoruz. Direkt kalın yapraklı, geniş yapraklıların üzerine direkt yapıyoruz. Şimdi gerekirse bunu bir hafta sonra tekrar yaparsak yani daha mı hızlı olur? 5-6 gün sonra sararmaya başladı. Evet. Sararmaya başladı. Hala daha kurumadıysa tam tekrar bir uygulama daha yapabiliriz. Ama bu attığın dozda bu derecede bir ilaç bunu kurut. Kurutması lazım. Evet. Şimdi de neye geçeceğiz? Gübreleme. Yani iki çeşit gübreleme var. Bir, onu da göstereceğiz. İlaç bombasıyla nasıl atılır? Onun içerisine işte mantar ilacı, insecticide böcek ilacı ve vitamini koyup karıştırıp öyle atabiliriz. Suladıktan sonra yapacağız bunu. Bir de farklı bir gübreleme. Direkt granül olarak elde atılan, onu da göstereceğiz. İkisini de göstereceğiz. Tamam. Ve anlatacağız. Evet, gübrelememeye başladık. Burada hemen bu sistemin özellikle büyük alanlarda bu tarz bir aleti kullanabiliriz. Ne kadar orantılı attığını görebiliriz ya, burada çok şeyde. Çok güzel bir şekilde. Çimin üzerinde. Düşün bunu ne kadar hızlı bir zamanda yapabilirsin bundan. Evet. Yani buradan görünüyor gübrelerin nasıl geldiği, dipten görünüyor. Yani hem hızlı hem de güzel bir şekilde dağılıyor çim üzerine. Evet, görüyorsun ne kadar yoğun bir şekilde ve eşit bir şekilde
Bu bir yöntem. Büyük alanlar için özellikle bunu tavsiye ederiz. Başka bir yöntemimiz. Daha önce de göstermiştik bu yöntemi. O da güzel. Evet. Seri ve hızlı bir şekilde granülü hemen atıp da diyebilirim ki elle 1 saatte yapacağın yeri 10-15 dakikada yaparsın. Yani alan büyük olduğunda ve kaliteli iş yapmak istediğinde eşit bir şekilde dağılması. Çünkü elle atıldığı zaman bazen ayarını tutturamayabilirsin. Fazla giden bölgeler bu sefer yanacak. Daha az giden bölgeler verim alamayacaksın. Tam randımanına giden bölgeler de tam güzel olacak. Bununla hep aynı. Görülüyor eşit zaten attığı şekil. Evet, bunu attıktan sonra sulama yapılır. Diğer bir yöntemi de göstereceğiz. O da aküyle. Sulu. Evet. Evet, granülü attık. Granül ile nasıl vitamin atılacağını, gübre atılacağını gösterdik. Granülü attıktan sonra da sulamamızı yaptık. Tabii sadece granül değil vitamin çim bakımında önemli olan. Diğer şeyleri de atmamız gerekiyor. Bakırı gibi şey. Bakırdır, evet. Evet. Insecticide ve vitamin yine. Şimdi de suladık. Suladıktan sonra atacağız. Burada ne var? Hem bakır var, hem insecticide var ve vitamin var. Üçlü karışım. Bunu attıktan sonra da yaklaşık birkaç gün sulanmayacak ve tekrar sulanmaya başlayacak. Atalım şimdi, uygulayalım ilaç bombasıyla da nasıl yapılacağını. Yalnız bunu yaparken dikkat etmemiz gereken her yere güzelce gitmesi lazım. Sağlam bir şekilde. Dediğin gibi önemli olan ilacın dozu değil. Yani herhangi bir ilaçlama yaparken, vitaminleme yaparken içerisine çok aşırı derecede ilaç koymanın bir anlamı yok. Yeterince koymaktır önemli olan. Ölçülerde, verilen ölçülerde. Bunu yaparken zaten ilaç alacağımızda, vitamin alacağımızda gelindiği zaman ziraat mühendisleri tarafından yardım edilecektir ve gerekli ilaçlar verilecektir, gerekli vitaminler verilecektir. Ona göre ve dozları ona göre ayarlanacaktır. Bahçenin başka bir bölümündeyiz şimdi. Yanımızda limoli selviler var. Evet, bu bölüm bölüm sorunları göstereceğiz. Evet, durumu çok kötü olan bir limoli selvi. Birkaç limoli selvi. Limoni selvilerin son zamanlardaki sorunları ciddi anlamda. Burada pas hastalığı var ama pas hastalığın dışında pamuklu bittir, sürekli kurt, dal kurdu da zarar veriyor limoni selvilere. Bu bahçedeki limonun en büyük derdi pamuklu bit ve pas hastalığı. Pas hastalığı gayet yoğun bir şekilde. Bakın. Onda belli oluyor, siyahlanmış. Simsiyah dalları kurutuyor, yaprakları kurutuyor. Yaprak olmayınca bitki de almıyor. Almayınca da vermiyor da. Albenisi olmuyor, kurumaya başlıyor. Biz burada hem pas hastalığı ilacı ve artı pamuklu bit için de bir karışım yapacağız. Ama ayrı ayrı atacağız. Önce pas hastalığı için en iyi alabileceğimiz önlem burada bulamacını atacağız. Arkasına da bir pamuklu biçim bir insecticide, özel insecticide atıp sorunu gidereceğiz. Bunları ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Önce tamam. Sen bordo bulamacını al, arkasına da gösterelim. Ama normalde bunları ayrı günde atmak gerekiyor. Evet. O yüzden biz sadece bordo bulamacını atalım ama şeyi de belirtelim. Başka bir gün gelip pamuklu bitte başka bir gün, ayrı bir günde yapılması gereken bir işlem. Doğru. Evet.
yanlış bir bakım yapılan bir ağacın önündeyiz. Bir portakal ağacının. Buna yapılması gerekenler Serdar Bey? Yani neler var burada? İşte budama yapılırken kertikler bakılmış. Daha önce kuruyan bak burada başladı kurumaya, alıyor gitsin içeri. Macun sürülmemiş. Yani ciddi anlamda tırnaklar bakılmış bakın. Yani düzgün budanmamış. Bunları göstereceğiz. Filizleri başladık. Bunları kesmemiz lazım ve çim alanının içindeki bir narenciyenin mutlaka etrafı açık olması gerekir. Çünkü bu Avustralyan kekiği çimdir. Gittiği zaman bir ağacın dibine kadar dayanır. Bütün ağacın besinini alır. Ağaca hiçbir şey bakmaz. Neyimiz var burada? Yanlış kesim yapılmış. Alalım bunları. Bu ince olanlar elle tabii, alınabilir. Elle de alınabilir. Evet, kertik kesinlikle bakılmaması lazım. Yine bu tarafta tam işi yapılmamış bir dal daha var. Yani bu kadar kertik ve bakın daha önce kesilmiş, aşı macunu sürülmemiş. Oradan kertik içine doğru bakılmış. Kurumaya başladı. Evet, tırnaklar bakılmış ve içine başladı işlemeye. Ağacı kaybetmeye. Burada da aynı şekilde var. Sizin tuttuğunuz yerde de aynı bu şekilde. Da. Yani bu direkt ağacı öldürür yani. Evet, sonra ne yapacağız dedik. Kestiğimiz yerlere aşı macunu. Bakın ne kadar aşı macunun içerisinde olan maddeler de zararlardan koruyor ağacı. Hava almasını, yağmur sularından gelen bakterilerin ağaca girmesini, yani ağaç yaralı olduğu zaman herhangi bir yağmur suyundan veya rüzgardan veya zararlıların getirdiği bakteriler ağaçlara en kolay yol yaralı olduğu yerlerden giriyor. O yüzden onları kapatmamız çok önemli. Ve daha önceden nasıl kötü duruma geldiğini görebiliyoruz burada. Evet. Birden ağacı hemen koruma altına aldık. Ne yapacağız şimdi de? Ağacın etrafındaki otları kesip bir güzel açacağız etrafını. Gübreleyip daha sonra da güzel humuslu bir topraktan kapatacağız. Çimin ne kadar zor olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu köklerinin görebiliriz. Yani ağaca zarar verecek işte bu kökler. Evet, çapamızı yaptık. Toprağımızı getirelim. Bu da hazır. Ne yapacağız? Gübreleyeceğiz. Yeterli. Ve son olarak da sulamamız.
Yani böyle bir bakımdan sonra ne yaptık? Köpükleri kestik. Kötü olan yörleri aşı macunla kapattık. Evet. Etraftaki zararlı yeni filizleri temizledik. Ağacın gücünü olacak olan filizleri. Ve çatalamızı yaptık. 2-3 gibi uzaklaştırdık biraz ağacın kökünden. Toprak koyduk. Yıllanmış kütleli toprak. Ve daha sonra gübre. Şimdi de sulamamızı yapıyoruz. Bu yaptıklarımız bu ağacı kendine getirdi. Bir limon ağacının başındayız şu anda. Gördüğüm kadarıyla üzerinde galeri güvesi. Yaprak galeri güvesi. Evet, kıvrım kıvrım olmasından yaprak galeri güvesi var. Yer yer görünüyor zaten. Burada olduğu gibi. Bu yaprak galeri güvesi. Direkt girer içine ve yapan galeri güvesi atar şeyini, lavrasını açılır ve küçük kurtlar yer yaprağı ve kıvır kıvır yapar. Şimdi burada hem yaprak galeri güvesi var, hem hafif pas hastalığı var, kırmızı örümcek var. Yani bayağı bir sorunu var bu ağacın. Bunların uygulanması, ilaçlanması, yapılması lazım. Ama bu dönem yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü ağacın üzerinde çiçek var. Çiçeklenme dönemi hiçbir zaman bir ağaç ilaçlanmaz. Bunun yanında ne yapılabilir? Doğal yollar yapılabilir. Yani yaprak galeri güvesi için özel tuzaklar vardır. Onlardan kurulabilir. Bu yapışkanlığı yapıştırıcı tuzaklar yapıştırır. Evet, şeyler. Sarı yapışkanlar, onlar asılabilir. Onların etkisi olur. Tabii. Onları özellikle galeri, yaprak galeri güvesi için olanları var. Onun uygulaması yapılabilir. Ve tabii ki gerekirse doğal yöntemler dedik. İşte acı biber konabilir, yakar biber, onlar da bir yöntemdir. Onlarla da temizlenebilir. Ama hiçbir zaman bu dönemde, bakın ne hale getirmiş. Yani diyorsunuz ki üzerinde çiçek olduğu zaman kimyasal kesinlikle atılmaz. Ne gerekiyor? Bir de demir vitamini gerekiyor. Çünkü yapraklar sararmaya başladı. Bu yedi veren bir limon. O yüzden yani meyveler varken diğer taraftan da çiçeği hazır diğer meyveler geliyor. Budaması tamam, tomurcuklar, ağacın şekli tamam. Yine aynı işlem buna da yapılması gerekir. Altının açılıp, evet, diğerine yaptığımız gibi altının açılıp, bor atılabilir, sırt çiçeğini tutsun diye o atılabilir. Daha güçlü çiçeğiyle gelsin ve tutsun diye o işlem yapılabilir. Ve son olarak nereye geçeceğiz? Güllere. Evet. Yani bir de gülleri, ne, bu dönemde güller için ne yapılabileceğini göstereceğiz. Ve programımızı kapatalım. Biraz önce bahsettiğimiz güllerin yanına geldik. Güllere ne tür bakım yapılabilir şu anda? Ne gerekir yani? Burada gördüğün gibi çapalanmış, aslında belirli bir bakım yapılmış. Vitamin dağıtılmış. Yani gereken vitaminler atılmış. Ama neler başladı? Küllenmeler başladı ve pas hastalığı başladı gülde. Yani bu görünen dal pas hastalığı yapraklarda başladı. Ve küllenme, beyaz beyaz küllenme. Bu dönemde pas hastalığı için gereken ilaç bu bordo bulamacı olabilir, atılır. Ve küllenme için de gereken ilaç atılır. Biz şu anda küllenme için bir ilaç atacağız. Başka bir şey de gerekmiyor. Zaten gördüğün gibi tomurcuklar güzel geliyor. Gülün, çok da kötü görünmüyor aslında. Gülün rengi de çok güzel aslında. Sarı çok güzel bir renk. Yani koyu sarı. Evet. Uygulamamızı yapalım. Biz küllenme için tedbirimizi alalım. Programımızın başında izleyicilerimize ne kadar sorunlu bir bahçede olduğumuzu söylemiştik. Bunları bölüm bölüm de anlatarak, göstererek, uygulayarak umarım güzel bilgiler vermiş olduk. Yani bugün bayağı sorunlar gösterdik aslında. Çünkü çok sorunlu bir bahçeydi.
çimlerden başladık, çimin içindeki otlardan başladık. Yer yer açılmış, kelleşmiş yerler vardı. Onlara nasıl çim ekimi olabileceğini gösterdik. Artı gübreleme nasıl yapılacak? İşte mantarlar için, böcekler için uygulanacak olan ilaçlardan bahsettik. Sonra döndük limoni selvilerin baya bir pas hastalığıyla ilgili sıkıntılarını gösterdik. Onları ilaçladık. Onun yanında limoni selvilerinin içerisindeki pamuklu beyaz bitin sorunlarından bahsettik. Onlara ne yapılacağını gösterdik. Ve daha sonra da narenciye ağaçların mevcut çimin içinde olan narenciye ağaçlarına nasıl bir bakım yapılacağını gösterdik. Daha önceden kesilmiş, budanmış, yanlış yapılmış işlemlerin nasıl doğru bir şekilde yapılacağını gösterdik. Ve son olarak da güllere gül hastalığı için önceden tam olarak bulaşmadan gereken ilaçlamayı yaptık. Bence bayağı bahçesevelere bayağı bilgiyi verdiğimizi düşünüyorum. Sanırım bu yapılan yanlış işlemlerin nelere mal olduğunu görmüşlerdir, bir fikirleri olmuşlardır. Faydalı olduğunu düşünüyorum ben de. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani gösterebileceğimiz her şeyi gösterdik burada. Evet, çimden bahçedeki tut, ağaçlardan sorunlardan tut, çiçeklerden tut, her şeyi göstermeye çalıştık. Ben de umarım güzel bir bilgi vermişizdir. Evet, bir programımızla sonuna geldik. Keyifli bir gün oldu bizim için. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Bahçeyle kalın, keyifle kalın. Yıllardır bahçeseverlere verdiğimiz hizmetlerimiz ve kaliteli markalarımız